arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle fıstıklardan oluşan güzel bir battaniye modeli çalışacağız battaniye modelimiz her iki yönüyle de kullanılabilen güzel bir model hem yumuşacık dokusu hem de görünüm itibariyle çok kullanışlı bir çalışma olacak evet fıstıklardan oluşuyor bakınız ve her iki sırada bir modelimiz renk değiştirerek kendisini yeniliyor. Sadece şu görmüş olduğumuz kenardaki beyaz kısımlarda kenar çalışmamızı da aynı anda devam ettiğimiz için birazcık bir e, kenarımızı da e, yani bu beyaz kısımlarda sadece öreceğiz mavi kısımlarda ise herhangi bir e, farklı çalışma yapmayacağız. Şu kısmı gördüğünüz gibi yarısı modelimizin kendisi, diğer yarısı ise şöyle elime alayım daha rahat görünsün modelimizin kenar çalışması. Yani bak mizi örerken aynı zamanda kenarlarını da yapmış oluyoruz o yüzden ayrıca da bir kolaylık bize sağlamakta. Evet e, kullanacağımız ip ve tığ ölçüsü oranı birbirine dengeli olmalı örgümüzün güzel durması için. Evet hepinize kolay gelsin diyerek örgümüze hemen başlayalım. Kolay gelsin. Evet iplerim e, Nako'nun Minnoş Babies yani her ikisi de bebe yünü dilediğiniz marka ürünleri tercih edebilirsiniz. Tığ da ipimize uygun olarak ayarlamanız son derece uygun olur. Şimdi zincirimi çekerek ben modelimi örmeye başlıyorum. Şöyle küçük bir parçayı sizlerle birlikte çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim ve birinci zincirimin içerisine geldim. Attım ve kapadım. Şöyle minik bir yuvamı oluşturdum. Tığımı uzatıyorum. Tığımla ipimi uzatıyorum. Şimdi fıstık örmeye başlıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yuvamın içerisine giriyorum. Ve birinci ipimin olduğu uzunluğa kadar uzatıyorum. Tekrar tığımın başına ipini alıyorum. Uzatıyorum. İki defa başını sardıktan sonra çekiyorum. Ve elimle bakınız çekmiş olduğum ipi tutuyorum. Buradan tığımın başını girdiriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip fıstığımın tepesindeki minik gözümün içerisine gelerek giriyorum ve bir tane kirpiğimi örmüş oluyorum tekrar 1 2 2 defa ipimi uzattım ipimi uzattıktan sonra bakınız şu kısma tutuyorum parmağımda işaret parmağımda takılı olan ipime şu şekilde tığımı geçiriyorum ve ilmeklerimin yani fıstıklarımın içerisinden geçirip bu tutmuş olduğum ipi yandan girerek alıp örüyorum ve kapatıyorum üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum tepe noktasındaki fıstığımızı kapattığımız yere gelerek buraya bir tane batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum Kaç tane fıstık yaparsak hepsinin üzerine birer tane kirpiğimiz örüyoruz. Tekrar hemen burada tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine giriyorum. Bir. Ve aynı yuvaya ikinci kez giriyorum. İki defa tığıma ipimi doluyorum. Ve bakınız elimi tam fıstıklarımın orası ve ipimin alt noktasından tutarak bekletiyorum tığımı doluyorum şöyle içinden geçiriyorum ve ipimi alarak kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip tam minik gözün içerisine batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum 3 tane fıstığım ve 3 tane kirpiğim var yine başını doluyorum yuvaya giriyorum 1 ve 2 iki defa çektikten sonra hemen alt kısımdan tutuyorum. İpimle geçiyorum içinden ve tutmuş olduğum yeri bir defa örüyorum ve kapatıyorum. 5 tane zincir 1 2 3 4 ve 5. Tibe noktasına batıyorum. Toplamda 1 2 3 4 6 tane olana kadar işlemimizi yapıyoruz. 1 ve 2 çekiyorum tutuğumu örüyorum 1 2 3 4 5 zincir ve kirpiğimi yapıyorum. Ve son fıstığım ve son kirpiğimi örmek üzere yuvaya giriyorum. 2 tane fıstığımı ördüm. Çekiyorum tek seferde. Kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tepe noktasına batıyorum ve kirpiğimi bu şekilde oluşturuyorum. Evet şöyle baktığımız zaman bakınız alttaki ipimi de sıkıştırdım. Modelimizin ilk çiçeğini yapmış olduk. İlk çiçeğin hem modelimizin ana gövdesi hem de modelimizin kenar ve kirpikli kısmını oluşturacak ilk çiçeğimizi tamamladık. 2 4 6 tane fıstık. 2 4 6. Her fıstığın üzerine de birer kirpiğimizi ördük. Şimdi bu çiçeğimizle Batanemizin uzunluğu ne kadar olacaksa o kadar sayıda çiçeğimizin aynısını tekrar etmemiz gerekmekte. Genelde battaneler 80-80 yani 80 santime 80 santim ya da 90 santime 90 santim olmakta. Dilediğiniz ölçü gelene kadar battanemizi örmek için bu çiçeklerimizi oluşturalım. Çiçeğimizin bir tanesinin kaç santim olduğuna hemen bakmak istiyorum. Şöyle baktığımız zaman 5 santim bir çiçeğim. Evet çiçeğimizin şöyle 5 santim olduğunu da gördük. Şöyle tekrar kontrol edelim. Evet ki bir kirpikten bir kirpe 5 santim. 10 tane yaparsak 50 santim. 20 e, tane yaparsak 100 santim. E, yani 20 tane çiçek bu elimdeki ip ve ölçüye göre yeterli olacak. Tabi ipiniz ince ise daha uzun ya yani bütün çiçeklerimizi ördükten sonra ölçerseniz çok daha sağlıklı sonuç alırsınız. En son kirpiğimi yaptıktan sonra diğer yanına ikinci çiçeğime geçişi birlikte yapalım şimdi. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çok fazla sıkıştırmıyorum. Bakınız gayet normal yumuşak bir geçişle zincirimi geçiriyorum. Birazcık uzatarak bir tane örümcek yapıyorum örümceğimi kapadıktan sonra yani örümcek yapmak şudur aslında zincirimizi uzun örüyoruz bakın zincirimizi çektim örümceğimi şöyle uzatıyorum bakın zinciri uzun örüyorum alıyorum ipimi içinden geçiyorum ve tekrar şuraya giriyorum kapatıyorum bu kadar kolay hemen üzerine 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum 6 zincirimi hemen örümceğimin dibindeki zincirin içerisine girerek yani oradaki başlangıca girerek kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Burada da minik bir yuvamızı kurmuş olduk bakınız. Minik bir yuva. Şimdi ikinci çiçeğimizin içerisine buradan fıstıklarımızı ve kirpiklerimizi bu minik yuvamızın içerisine yapmaya başlayacağız. Tığımdaki ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum yuvanın içerisine yeniden fıstıklarımı kurmaya 1 ve 2. 2 defa çekiyorum uzatıyorum bakınız yine aynı elimle tutuyorum ipimi içinden geçiriyorum. Fakat kapamadan önce burada hemen örümcekten önce kullanacağız demiş olduğum zincirimin içerisine tığımı batırıyorum ve buraya şu şekilde sabitliyorum ve tutmuş olduğum ipimi alarak örüyorum ve modellerimi birbirlerine birleştirmiş oluyorum bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de zincirimi çekiyorum. Aynı yere yan tığımın tepesindeki fıstığımın tepesindeki yere gelerek giriyorum. Tekrar yuvanın içerisine geçiyorum. 1 ve 2 çekiyorum. ipimi alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tepe noktasındaki minik gözün içerisine gelerek kirpiğimi batıyorum. 3. fıstığımı da aynı şekilde yapıyorum. 1 ve 2. Çekiyorum. Alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tepe noktasına gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 6 tane fıstık olana kadar iki defa alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Aradaki ipi alıp kapatıyorum ve 5 tane zincirimi örerek kirpiğimi fıstığın üzerine batırıyorum. Toplamda 1 2 3 4 oldu. 2 tane daha örelim. İkinci çiçeğimizin de sonuna geldik. 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane eee kirpiğimizi ördükten sonra zincirimi battığım noktadayım bakınız. 1 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi minik bir örümceği uzatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İpimi doluyorum, içinden geçiyorum ve şu şekilde tutmuş olduğum yerden alarak kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum hemen minik bir altı zincirden yuvamı yapıyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum üçüncü çiçeğimin altını hazırladım ilmeğimi uzatıyorum giriyorum yuvanın içerisine bir yuvanın içerisinden ikinci kez uzatıyorum tutuyorum elimi ipimi içinden çekiyorum uzunca çektim biraz önceki örümceğimin bakın şuradaki örümceğimin hemen önündeki tek zincirin içerisinden bu ilmeğimi geçiriyorum ilmeğimi geçirdikten sonra parmağımla tutmuş olduğu fıstığımın içerisinden geçirecek olduğum ipin içerisini alarak örüyorum yani modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 1 2 3 4 ve 5 batıyorum. Bir fıstık ve bir kirpiğimi yaptım ve ilerliyorum. 1 2 çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tepe noktasına batıyorum. Fıstığımı 1 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 4 tane 3 tane oldu. Toplamda diğerleri gibi 6 tane olana kadar örelim. 3 tane çiçeğimizi ördük. 4. bir çiçeğimizi daha örelim ve anlatmaya devam edelim. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta geçişlerdeki e, yapmamız gereken birbirinin bağlantı yeri hiçbir problem yok aslında bakınız 6 tane zincirimi çektikten sonra şuraya hemen şimdi sizlerle birlikte çekeceğiz 6 tane zincirimizi zincirimizi kapadıktan sonra bir zincir bir örümcek 6 zincir çekiyoruz hemen başlayalım kirpiğim için gerekli olan 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum bir örümceğimi uzatıyorum kapatıyorum örümceğimi ve 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum bir tane şöyle ilk örümcekten sonraki zincire batarak minik bir yuvamı yapıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum içerisine girip fıstığımı örmeye başlıyorum bir iki defa alıyorum tutuyorum içinden geçiyorum uzun bir şekilde ve diğer örümceğimin önündeki zincirimin içerisine giriyorum ve tığımı tığımı girdirdikten sonra örgümün devam ettiği ilmeği örümceğimin önündeki zincirden geçiriyorum sonrasında bu ara ilmeğe girerek fıstığımı kapatıyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum fıstığımı ördükten sonra aynı yerin içerisine toplamda 6 tane olana kadar aynen diğer çiçeklerimizde yapmış olduğumuz gibi tek seferde çekiyorum. Aradan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tepe noktasına batarak kirpiğimi yapıyorum. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpiği yapalım ve görüşelim. 1 2 3 4. 4 tane çiçeğimizi yaptık. Sizler öreceğiniz battaniyenin büyüklüğüne göre en son çiçek olarak buradaki çiçeğimizi görebilirsiniz. Şimdi mavi rengimizin ikinci sırasına başlayalım. 6 tane fıstığımızı ve 6 tane zincirimizi çekerek kirpiğimizi yapmıştık. Bakın şu şekilde devam ettiriyoruz. Bu kirpikli kısımlar kenarımız olacak. Ekstradan bir daha kenar yapmamıza gerek kalmayacak. Şimdi Yuvamızın yani zincirimizin ortasının düz yerini şu şekilde görüyoruz. Bu kısımdan örerek devam ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki noktaya giriyorum. 1 ve 2. 2 defa çekiyorum. Kapatıyorum. Bakınız. Çektim ve kapadım. Araya zincir çekmiyorum. Bu bir. Toplamda 7 tane bu şekilde örüyoruz. 1 iki defa alıyorum hepsini birlikte çekiyorum kapatıyorum bakınız zincir yok 2 oldu 3 örüyorum 1 ve 2 çekiyorum kapatıyorum tekrar aynı yere giriyorum 1 ve 2 çekiyorum ve kapatıyorum ve devam ediyorum 1. 2 çekiyorum kapatıyorum. Toplamda sayıyorum. 1 2 3 4 5 7 tane olana kadar devam ediyorum. 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar 1 ve 2 çekiyorum. Kapatıyorum. Şöyle bakalım. 2 4 6 tane şu kısım kirpikli olan kısmımız. Şuradan sonrası 2 4 6 ve 7. 7 tane düz arada zincir çekmeden ördüğümüz fıstıklarımız ise şu kısımdan itibaren buraya kadar oluşturduk. Şimdi tam ara noktaya şöyle bakınız ara noktaya gelerek batalım. 7. fıstıktan sonra bu şekilde buraya sabitledik. Şimdi tığımızın başını dolayarak hemen ikinci çiçeğimizin ortasındaki bölgeye girelim. 1 ve 2 çekelim, kapatalım. Burada da 7 tane fıstık olana kadar aynı işlemlerimizi yapalım. Zincirimiz yok arada. Sadece 2 tane fıstığımızı çekiyoruz. Kapatıyoruz. Evet, üç tanesini ördüm ve devam edelim. Yedinci fıstığımı da ördüm. Sayalım: iki, dört, 6, yedi. Tam yedi tane fıstığımı ördükten sonra her iki çiçeğimin ara noktasına geliyorum ve batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bu ortadaki yere girerek yine ikişer defa başını dolayarak aldığımız fıstıklarımızı 7 tane olana kadar örüyoruz ve en son çiçeğimize de aynı şekilde 7 fıstığımızı dolduralım ve görüşelim. 7 şer fıstığımızı doldurarak geldim ve en son noktadayım ve her bir 7 fıstığın arasındaki noktaya gelerek battık bakınız birer tane sık iğne ile batışımızı yaptık en son 7. fıstığımızı doldurduktan sonra buradaki kirpik yapmış olduğumuz fıstığın hemen gözünün içerisine gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum birinci rengimi bu şekilde tamamladım şimdi ikinci rengim olan beyazıma geçmek istiyorum beyazıma bir tane düğüm zincir çekerek düğümümü atıyorum şöyle örgümün arka yönünü çeviriyorum Örgümün arka yönünü çevirdikten sonra bakınız fıstığımızın, kirpikli fıstığımız ve diğer düz 7 tane trabzan fıstığımızın olduğu yeri görüyoruz. Hemen şu kirpikli ve düzün arasındaki noktaya gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. Uzatıyorum. 1 2 Tekrar çekmeden tığımın başını, ilmeğimi alıyorum. Bir sonraki Araya geçiyorum 1 ve 2. Tekrar ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki araya geçişimi yapıyorum. 1 ve 2. Iki. İkişer ikişer ipimizi alıyoruz. Tığımızın üzerinde tutuyoruz. Bakınız çekmiyoruz. Şu anda 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var. Yani 3 tane fıstığımız var. 4. fıstığımı da aynı şekilde alıyorum. 1 ve 2. 4 tane fıstığımı aldıktan sonra ipimi tutuyorum. Tek seferde hepsini çekiyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde kapadım. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 4 tane fıstığımız çekildi ve kapandı. Şöyle çeviriyorum örgümün düz yönünü. Bir tane örümceğimi yapıyorum. Ve ilk başlangıç noktasındaki olan iki rengimin olduğu yeri geçiyorum bakın beyazıma başladığım yere gelerek batıyorum ve tekrar örgümün arkasını çeviriyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başına dolayarak buradan ortadaki yere girerek göze girerek fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum bir iki iki tane fıstığımı doldurdum çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip kapadığım yerdeki minik gözün içerisine batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum araya giriyorum 1 ve 2 2 defa fıstığım için ilmeğimi uzatıyorum tek seferde çekiyorum ipimi buradan alarak kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve fıstığın buradaki göze batıyorum. Toplamda 6 tane fıstık olana kadar doldurmaya devam ediyorum. 1, 2, çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tepe noktasına batıyorum. Yine 1, 2, çekiyorum. Tek seferde bakınız ve ilmeğimi alarak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 En önemli nokta bu kısım. Bu geçişimizi hem kirpiğimizi birlikte yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadan dilediğiniz ölçüye gelene kadar aynı işlemlerimizi tekrar ederek örebilirsiniz. 2 4 5 son fıstığımı yapıyorum. 2 çekiyorum ve şuradan kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 tepe noktasına gelerek batıyorum Evet şimdi şuradaki aranın içerisine tekrar e, fıstıklarımızı örmeye başlayacağız beyazımızda aynı zamanda modelimizi kurduğumuz için burada kenar kısmımızı yaptık şimdi tamam başında oluyorum aynı noktaya 1 2 tek seferde çekiyorum kapatıyorum bakınız birisini toplu almıştık birisini kapatarak alıyoruz birinciyi ördüm ikinciyi örüyorum üçüncü fıstığımı iki tane ilmeğimi aldıktan sonra şu şekilde birinciyi aldım ikinciyi alıyorum kapatıyorum toplamda 1 2 3 tane ördüm 2 4 6 evet bakınız 3 tane ördüm. 4. fıstığımı da hepsini alıp bakınız birer birer fıstık oluşturdum. 4 ayrı fıstık aralarında zincir olmadan. Evet. Burada hem köşemizi hem de kirpikli işlemimizi yaptık. Modelimizi de aynı zamanda birlikte götürmekteyiz. Şimdi geliyorum beyazımın olduğu yere batıyorum bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Şimdi yapacağımız işlem tığımın başını doluyorum ve birer birer fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. Araya giriyorum. 1 2 hepsini tek seferde çekeceğim. Diğer 1 2 ve giriyorum. Her bir fıstık arasından birer birer fıstıklarımı çektim bakınız. 1 2 3 3 tane bu çiçeğimden fıstık alacağım 3 tane diğer çiçeğimden ve ortaya tam ortaya batmış olduğumuz sık iğneli bölümün içerisine de bir tane yapacağım toplamda 7 tane fıstığım tığımda toplandıktan sonra tek seferde çekeceğim şimdi başlıyorum ortadan da almaya 1 ve 2 ve devam ediyorum diğer fıstığım için ilk sıradan 1 2 1 2 ve 3. fıstığımı alıyorum. 1 2. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, 7 tane fıstığımızı toparladıktan sonra bu şekilde şimdi bir tane örümceğimi örüyorum. Fıstıklarımın boyutu kadar çok fazla uzun değil. Bir tane örümceğimi buradaki en son toplamış olduğum fıstığımın içerisine gelerek batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum zinciri bir sonraki araya gelerek batıyorum ve bu çekmiş olduğum bir zincirin içerisine şurada görmüş olduğumuz tam ortaya batmış olduğumuz nokta bir sonraki sırada tam burası olacak. Her çiçek 7 tane fıstıklı çiçeklerimizin arasında bir tane bir zincirlik bölümümüz olacak. Evet ipimi uzatıyorum ve başlıyorum aynı yere girerek bir ve iki. Birinci fıstığımı aldım ve kapamadım bakınız açık bir şekilde duruyor hemen sıradaki yuvanın içerisine giriyorum bir iki ikinci fıstığım da oldu üçüncü yuvaya giriyorum bir iki ve dördüncü yuvaya tam ara noktaya gelerek batıyorum bir ve iki 4 tane fıstığım oldu 3 tane sağ tarafta bir tane ortada şimdi 3 defa da sol taraftan fıstığımı alıyorum 1 2 birinciyi aldım ikinciyi alıyorum ve üçüncü fıstığımı iki defa da alıyorum 7 tane fıstığım şu anda tığımda tutuyorum İçinden güzelce geçiyorum ve tutmuş olduğum yerden alarak kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bakınız 7 tane fıstığımızı ikinci kez ördüm 1 2 3 sağ tarafta dördüncü tam ortada 1 2 3 de sol tarafta şimdi minik bir örümcek örüyorum buradaki fıstığımın boyutunda olması gerekiyor şöyle çok fazla abartılı olmasın Fıstığı, örümceğimi hemen fıstığımın dibine batırıyorum burada geçişimizi Yumuşatıyoruz. Yani başka türlü çok sert bir geçiş olur, örgümüz büzülür. Ve bir tane örümceğimden sonra zincirimi çekiyorum ve sıradaki fıstığın hemen soluna gelerek batıyorum. Ve bu batmış olduğum yerden yine ilmeğimi uzatarak fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 1 iki, aynı burada ve burada yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar ederek uca kadar örelim. Evet 7'şer 7'şer fıstıklarımızı örerek geldim. En son 1, 2, 3, 4. Tam başlangıç noktamızın dibine kadar 4 tane fıstığımı aldım. Şuradaki çalışmış olduğumuz işlemimizin aynısını çalışıyoruz. Bakınız 4 tane fıstığı aynı anda çekmiştik. Sonra kirpikli bölüm. Sonra 4 tane yine fıstıklı bölümümüzü çalışmıştık. Şimdi tek seferde 4 fıstığımı çekiyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Zincirimden sonra bir tane minik örümceğimi yapıyorum. Uç noktaya batıyorum. Uç noktaya battım ve örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam merkeze yani ortadaki yuvanın içerisine girerek kirpikli fıstıklarım için yapmaya başlıyorum. Çalışmaya başlıyorum. 2 defa ördüm kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim minik gözün içerisine giriyorum ve tekrar aynı yuvaya giriyorum 1 ve ikinci kez çekiyorum kapatıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 ve batıyorum burada Yandan devam eden kirpiklerimizi de çalışmış oluyoruz. Hem de modelimizi kuruyoruz. Mavilerde bu işlemimizi yapmıyoruz. Bundan sonraki mavilerde sadece beyazlarda yapmış olmamız yeterli. bura ilk kurumumuz olduğu için kurulum, kurumumuzda çalıştık. Ama diğerlerinde sadece beyazda bu kirpikli kısmı çalışacağız. Mavilerde çalışmayacağız. Şimdi iki tane ördüm. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpik olana kadar dolduralım. Altı kirpiğimizi ve altı fıstığımızı ördükten sonra yine aynı yuvanın içerisine dört tane fıstık örüyoruz. Bir, iki. Bu kez tek tek kapatıyoruz. Birinci fıstığımı kapadım. İkinci fıstığımı örüyorum. Bir, iki. Kapatıyorum. Üçüncü fıstığımı örüyorum. Kapatıyorum kirpikten sonra bakınız dört tane her biri tek seferde kapatılmış fıstıklarımızı çalışıyoruz dört tane fıstığımızı ördüm ve ilk birleşme noktasına gelerek kapadım ikinci rengimiz olan beyazımızda hem kenarlarımızı hem de modelimizi çalıştık şu şekilde 1 2 3 4 5 tane beyaz çalışmış olduk. Mavimize bakacak olursak 1 2 3 ve 4. 4 tane çiçeğimiz var. Beyazda 5 tane. 5 tane olmasının sebebi kenarları da birlikte götürdüğümüzden dolayı. Şimdi beyazımızın birinci sırasına 7 tane fıstığımızı örmüştük. Tek seferde çekmiştik. İkinci beyazımızın sırasında ise her bir fıstığımızı bir defada çekerek 7 tane ayrı fıstığımızı öreceğiz yine iki defa başını dolayacağız çekeceğiz kapatacağız arada zincir çekmeyeceğiz ve bu şekilde öreceğiz şimdi yuvamıza girerek örmeye başlayalım başını doluyorum uzatıyorum başını doluyorum uzatıyorum iki defa aldım çekiyorum ve kapatıyorum arada zincir yok hemen ikincisi için giriyorum iki defa alıyorum ve kapatıyorum üçüncü fıstığım için bir ve iki çekiyorum kapatıyorum 4 aynı şekilde çekiyorum ve kapatıyorum arada zincir çekmiyorum toplamda 7 defa aynı işlemimizi yapıyoruz çekip kapatıyoruz arada zincir çekmek yok 1 ve 2 Çekiyorum. Kapatıyorum. Tekrar giriyorum. Çekiyorum. Ve kapatıyorum. Ve sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane fıstığımız oldu. 7. fıstığımızı da ördükten sonra aradaki bir zincir olan bölüme gelerek batıyorum. Bakınız bir zincir çekmiştim. Battım. Tığımın başını doluyorum. Hemen orta noktaya giriyorum. Diğer beyazımın tam orta noktasına ve 1 2 2 defa fıstığım için ilmeklerimi uzattım ve kapatıyorum. Toplamda 7 defa 1 2 kapatıyorum. Bakınız. 3. örüyorum. Ve devam ediyorum. 1-2-3 toplamda 7 olana kadar ilerleyelim. Alt sıradakini hepsini birlikte toplamıştık. 7 fıstığımızı üst sırasında ise 7 fıstığımızı ayrı ayrı örmekteyiz. Sayalım. 1-2-3-4-5-6 bir, bir tane daha fıstığımızı yapmamız gerekiyor. 1-2-3-4-5-6 2 çekiyorum kapatıyorum 7 fıstığımı ördükten sonra hemen aradaki bir zincir çekmiş olduğum yere gelerek bir tane batıyorum ve hemen tığımın başında dolayarak ortaya girerek 7 tane fıstığımı örüyorum ve bu şekilde tamamlıyorum Evet 7 tane fıstığımı ördükten sonra ilk başlangıç noktama gelerek batıyorum kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum ve bu şekilde beyaz rengimi de tamamlayarak tekrar mavi rengimize başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz Evet bakınız çok güzel oldu şimdi mavimize başlayalım mavi rengimi bağladım tığıma ve şöyle bakıyoruz bakınız burada kopardım ipimi ve yine bu yöndeyim şimdi kirpiğimin yanındaki Şöyle bakınız kepiğimiz burada hemen yanındaki fıstığın içerisine arasına giriyorum ve uzatıyorum. Şöyle ipimizi de götürebiliriz. Bir, iki. Burada yani alt sırada bakınız beyazımızın alt sırasında da 7 tane fıstığımızı tığımıza toplamıştık. Tek seferde çekmiştik. Bu mavimizin ilk renginde de aynı işlemimizi yapıyoruz. Bir fıstığımı topladım. İkinci fıstığımı iki defa alarak topluyorum üçüncü fıstığımı topluyorum bir iki ve dördüncüye tam ortaya giriyorum tam ortaya beyazlarımı tüm kavruyorum bir iki üç tane sağ tarafta bir tane tam ortada ve sol taraftaki çiçeğime geçiyorum bir ve iki bir iki bir ve 2 toplamda tığımda 7 tane fıstığım oluşuyor 3 tane sağda bir tane ortada 3 tane de solda hepsini şöyle tutuyorum bakınız yavaşça çekiyorum tığımı diğer yönden çıkardıktan sonra tuttuğum yere geliyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum minik bir örümceğimi yapıyorum ve son fıstığın yanına gelerek batıyorum bir tane zincir çekip hemen fıstığımın soluna batıyorum. Bakınız yeniden modelimizi kurduk. Çok güzel oldu. Şimdi uzatıyorum burada ilmeğimi ve başlıyorum yine 7 defa aynı işlemimi yapmaya. 2 ve 3. 3 tane hemen sağ yöndeki yani üzerinde çalıştığımız çiçekten bir tane tam ortaya giriyorum. 2 defa da alıyorum 3 defa da soldan 1 2 ve devam ediyorum 1 2 ve en son fıstığımı alıyorum 1 2 toplamda 7 tane fıstığımızı alıyorum içinden geçiyorum kapatıyorum ve bir zincirimi çekiyorum ve bir tane minik fıstığımı örüyorum minik örümceğimi ve fıstığımın dibine batıyorum bir zincirimi çekip fıstığın diğer yanına batıyorum şöyle görelim bakınız modelimizi mavimizi 7 tane fıstığımızı aynı anda çekerek başladık bir tane örümcekle diğer rengimize geçiyoruz bir tane zincirle bir üst noktadaki şu kısmı oluşturmuş oluyoruz şöyle bakın tepe noktasını tam tepe noktası burası bir üst sırada yani beyazımızdaki batacağımız yer burası şu kısımlar ve yedi tane fıstığımızı alarak bu şekilde dolduralım ve artık e, mavi sıramızdaki işlemlerde beyaz sıramızdaki işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Bakın sadece kenar dışında beyazlarımızı aynı anda 7 defada çekiyoruz. Üst sırasına ise her birisi farklı farklı 7 tane fıstığımızı örerek tamamlayalım. Üst sırayı da sizlerle birlikte çalıştıktan sonra battaniyenizi dilediğiniz ölçü gelene kadar hem kenar işlemlerimiz hem ara işlemlerimiz aynı şekilde herhangi bir farklı çalışma yapmaksızın devam ederek dilediğim mez ölçüye kadar örelim. Mavimde en son çiçeğimi örüyorum. Yani beyazımın yanındaki bölümü örüyorum. 3 tane fıstığımı ördüm. Aradaki bir tane e, alt kısma giriş yerindeki fıstığımı dördüm. dördüncü olarak ve şimdi yandan devam ediyorum. Tığıma başını doluyorum. Yandan bakınız modelimizin yarısında oraya örmüştük. 1 2 ve 3. Toplamda 7 tane bakınız toplamda 7 tane fıstığımızı aldık ve aradan geçiyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Bakınız. Kapama işlemimi yaptım. Şimdi e, geriye dönüşümüzü çalışacağız. Önce minik bir örümceğimizi de yapalım. şu şekilde örümceğimi yaptım. Evet, örgümün yönünü çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak direkt araya giriyorum. 1 2 çekiyorum. Kapatıyorum. 7 tane her birisi ayrı ayrı kapatılmış fıstığımızı örüyoruz. 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum. 7 olana kadar ikişer ikişer fıstıklarımızı örüyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 7'yi de örüyorum. 7. fıstığımı ördükten sonra araya geliyorum, batıyorum tekrar hemen tığın başını dolayarak araya giriyorum bu şekilde sıramı tamamlıyorum şöyle bakın araya başını doluyorum bir başını doluyorum iki çekiyorum kapatıyorum bir tanesini ördüm altı tanesini daha ördüğüm zaman işlemimizi tamamlamış olacağım devam ediyorum yedişer yedişer fıstığımız örelim aralara da bir tane batalım Evet çiçek bahçemizi bakınız şu şekilde örerek ilerledik. Hem mavimizi hem de beyazımızı e, büyüterek yukarıya doğru devam ediyoruz. Ve mavim en son sıraymışım gibi artık kapamaya başladım. Sizler tabi öreceğiniz e, örgümüzün ebatı kadar büyütebilirsiniz. Şimdi başta bir modelimizi ölçerek hesaplama yapmıştık. Şimdi bakın şöyle hesaplamamıza bakalım. Modelim 22 santim 1 2 3 4 5 bakınız demek ki 5 santimden ölçmüştük ilki örgü biraz toparlayacak onu onun için Ölçümüzü biraz büyük başlayabiliriz. Normal şartlarda bizim bu hesabımıza göre 1, 2, 3, 4, 5, 25 santim rahat olması gerekmekteydi. Model birbirine bağlandığı için çekiyor. Bunu da lütfen göz önünde bulunduralım. Sadece çiçek olarak hesaba kalkmayalım. Mutlaka öreceğimiz örgünün büyüklüğünü eğer tane öreceksek daha fazla çiçeğimiz örelim. Örgümüz toplamakta. Şimdi en son kapama işlemini yapıyorum. İstediğim ölçüye geldiğini düşünüyorum ve kapatıyorum. Aşağıda kirpiklerimiz var. Yanlarda kirpiklerimiz var. Tabii ki üstü de yine kirpiklerimizle kapatıyoruz. Modelimizi aynen birer birer ikinci sıradaki örmüş olduğumuz gibi fıstıklarımızı örüyoruz. Yalnız burada 7 tane fıstık değil. 6 fıstık ve 6 tane kirpiğimizi örüyoruz. Aynı şekilde gelerek aradaki bu zincir çekmiş olduğumuz alt sıradaki noktaya batarak kapatıyoruz. Tekrar tığımı başında doluyorum ortadaki yuvamın içerisine giriyorum ve uzatıyorum 1 2 çekiyorum tek seferde kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektikten sonra kirpiğimi yapıyorum ve ilerliyorum 1 2 iki, ikinci fıstığım ve 1 2 3 4 5 ikinci kirpiğim 1 2 iki, ikişer ikişer bu şekilde fıstıklarımızı ve üzerlerine zincirlerini örerek 6 tane fıstık sayısına ulaşıyoruz. 2 4 6 bakınız. 3 tane ördüm şimdi devam ediyorum. 4.'yü örüyorum. Kapatıyorum. İpimiz bebe ipi olduğu için bakınız çok güzel, yumuşacık bir battaniye oldu. Tam bebeklerimizin cildine hem yattıklarında ya da bir yerde üstlerine örttüğümüzde yumuşayacak güzel bir yapısı ve dokusu oldu. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son fıstığımızı örelim. 1, 2, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kirpiğimi batıyorum ve her iki bakınız yuva arasındaki bir zincirin olduğu yere batıyorum ve şöyle görelim basma işlemini yaptıktan sonra yine işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz bakınız 2 tane fıstığımı alıyorum yani dolgumu fıstığımı kapatıyorum 1 2 3 4 5 tepe noktasına batıyorum ve birer birer 6 tane fıstık olana kadar örüyorum. 3 4 5 kapatıyorum. Ve 6'ya tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane fıstığımız ve kirpiğimizi ördükten sonra battaniyemizin en son aşamasına geliyoruz. Mavimizin olduğu yere bakınız hemen kirpiğimizin de başlangıç yerine geliyoruz. Her iki rengimizin birleşme yerine bir tane de zincirimi çekiyorum ve makasım yardımıyla koparıyorum. Ve bu şekilde çok güzel bir model çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Evet. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.